Hocam merhaba. Merhabalar Murat. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam çok iyiyim. Biz hocam bugün 8. sınıflara soru çözmeye devam ediyoruz. Aynen öyle. Ama nasıl bir soru çözüyorduk Murat? Konu konu soru çözüyoruz. Konu hocam. konu soruyu çözüyoruz. Ne yapıyoruz? Arkadaşlarımız artık öğrendiler ve alıştılar. Biz önce minik bir konu anlatımı yapıyoruz ardından e, o konuyla ilgili birkaç tane soruyu çözerek arkadaşlarımıza o konuyla ilgili soru nasıl geliyormuş ya da e, farklı, zor soru nasıl oluyormuş onunla ilgili bilgi veriyoruz. Arkadaşlarımızı bu konuyla ilgili e, sisteme hazırlıyoruz. Hocam çok güzel. Bu arada arkadaşlarım bana sürekli bir şey soruyorlar. Ne soruyorlar mı? Hocam diyorlar ki biz hızlı yayınları kitaplarına nasıl ulaşabiliriz? Nasıl ulaşabilirler Murat? O zaman bunun bilgisini senden alalım mı? Hocam ben şu anda ekrana koyacağım linkini online satış sistemimize girerek hocam kitaplarımıza indirimli bir şekilde ulaşabilirler. Harika o zaman Murat. İndirimli olması bu güzel bir şey. Kesinlikle güzel bir şey hocam. Evet. Arkadaşlarımız kitaplara ulaşsınlar hocam. Bol bol soru çözsünler diyorum ben. Evet o zaman e, bu uyarın için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar uyarıyı aldılar. E, Biz de ne yapalım? Konu anlatımına başlayalım. Sizdeyiz hocam Evet Murat ilk başlığımız cümle oluşturma ve doğru cümlede sıralama nasıl olur bu konuyla ilgili arkadaşlarımıza bilgi aktarıyorum. Evet arkadaşlar, diyeceksiniz ki hocam önce konu anlatım yapıyoruz, sonra sorularını çözüyoruz. Şeklinde bir sıralama ile yola devam ediyorduk ama şimdi direkt soruyla başladınız. Bunun sebebi nedir diye soracak olursanız arkadaşlar ilk konumuz cümle oluşturma. Cümle oluşturma için akademik bir bilgiye ya da herhangi bir e, kurala ihtiyacımız yok. Mantık bir sıralama ile yola devam ediyoruz. Bunu da soru üzerinde aktarıyorum sizlere. Örnek bir sorumuz geldi, aynen şöyle. Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? Arkadaşlar cümle oluşturmayla ilgili sorular size bu şekilde gelecek. Pekala yani biz bu cümleyi nasıl sıralayacağız? Şöyle yapıyoruz arkadaşlar, deneme yanılma yöntemiyle. Yani bunun özel bir formülü yok. Sadece dikkat etmeniz gereken bir şey var yüklem olan ifadeyi neden hocam yüklem olan ifadeyi anlamlı ve kurallı diyor. Kurallı cümlede yüklem en sonda olur da ondan. Yüklem olan ifadeyi en sona gelecek şekilde bir sıralama yapmamız gerekiyor. Yapalım arkadaşlar. Şöyle deniyoruz. İsteyen kişinin hiç kimseye hatta kendine bile bir başkasına yararlı olmak, birini dışlayarak bir yararı dokunmaz şeklinde karışık ifadeler verilmiş. Biz bunu bir sıraya göre cümle oluşturacağız. Şimdi hangi ifadeyi en sona almam gerekiyor. Şöyle bir 5 tane 1, 2, 3, dört, 5 tane ifademiz var. Bu 5 ifadenin içerisinden bir tanesinin sonda olması lazım. İsteyen kişinin hiç kimseye bunun içinde yüklem yok. Hatta kendine bile içinde yüklem yok. Bir başkasına yararlı olmak bunun içerisinde de yüklem yok. Birini dışlayarak burada da yüklem yok. Bir yararı dokunmaz diyor. Bir yararı dokunmaz en sonda yer almalıdır. Çünkü içerisinde yüklem var. Kurallı cümle demek yüklem sonda demek. E, o zaman ben 5 numaralı ifadeyi en sona almalıyım. 5 numaralı ifadeyi sona alarak bir sıralama yaptığımda şöyle rastgele deniyorum. 2'yi aldım. Hatta kendine bile. Böyle bir cümle başlar mı? Başlamaz. İsteyen kişinin hiç kimseye, isteyen kişinin hiç kimseye diye bir başlangıçla yapamayız. Şöyle diyelim. Birini dışlayarak bir başkasına yararlı olmak isteyen kişinin hiç kimseye Hatta kendine bile bir yararı dokunmaz. Ne kadar anlamlı ve kurallı bir cümle oldu Murat fark ettin mi? Çok Hocam, da mesajı hı. olan bir cümle. Tekrar sıralayayım mı? O hı. zaman şöyle yapalım. Neydi sıralamamız? Dörtle başladık. Dört. Sonra ne dedik? Birini dışlayarak. Bir başkasına yararlı olmak. Sonra üçü verdim. Sonra diyorum ki isteyen kişinin hiç kimseye bir. Sonra da ne dedim? Hatta kendine bile diyoruz. Ve bir yararı dokunmaz. Murat şimdi ben bu sıralamayı tekrar okuyorum. Birini dışlayarak bir başkasına yararlı olmak isteyen kişinin hiç kimseye hatta kendine bile bir yararı dokunmaz. Bana sorulan soru neydi arkadaşlar? Hangisi baştan üçüncü olur? Hangisi baştan üçüncü? Bir numaralı cümle, bir numaralı ifade baştan üçüncü cümle oluyor. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır arkadaşlar. Evet bir başka sorumuz geldi arkadaşlar. Bir başka soru üzerinde de bu konuyla ilgili bir tüyo vermiş olayım ya da bu konuyla ilgili nasıl sıralama yapılır, nasıl bir araya getirilir, nasıl kurallı, anlamlı ve kurallı bir cümle haline getirilir örnek üzerinde görmüş olalım. Bu dizelerin anlamlı ve kurallı cümleler haline getirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakalım dizelerimize. Köylerde akşam olunca çekilir el ayak ortalıktan bir hüzünlü ay doğar karanlığa sapsarı başlar bir ağıt gibi sulardan kapılardan kurbağa feryatları köpek ulumaları. Arkadaşlar biz bunun anlamlı ve kurallı bir cümle olabilmesi için ne yapıyorduk? Yüklem olabilecek ifadelerin sona gelmesi gerekiyor. Akşam olunca köylerden el ayak ortalıktan çekilir bir hüzünlü ay sapsarı karanlığa boğar. Kurbağa feryatları, köpek ulumaları sulardan bir ağıt gibi başlar. Arkadaşlar tam bir bütün oluşturdu mu? Hayır oluşturmadı. B şıkkını deneyelim. Akşam olunca köylerde el ayak ortalıktan çekilir. Karanlığa sapsarı bir hüzünlü ay doğar. Sulardan kurbağa ulumaları, köpek feryatları bir ağıt gibi başlar. Burada da bir bütünlük yok. Evet, kurallı bir cümle oldu. Ancak anlam bakımından bana yeterli değil. C şıkkına bakalım. Köylerde akşam olunca el ayak ortalıktan çekilir. Çok güzel hem kurallı hem de anlamcı bir bütün oluştu. Devam edecek mi bakalım? Bir hüzünlü ay karanlığa sap sarı doğar. Evet, anlam yönüyle de çok güzel bir bütünlük ortaya koydu. Kurbağa feryatları, köpek ulumaları, sulardan bir ağıt gibi başlar. Çok güzel bir sıralama hem anlamlı hem de kurallı bir biçimde gerçekleşti. İşte biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Sorumuzun cevabını ararken bizim mantığımıza ve bize doğru gelmesi gerekiyor. Bize hoş gelmesi gerekiyor. Evet tam olarak bu doğru demek gerekiyor. Ancak bir uyarım daha olacak burada. Lütfen bütün şey ları denemeden evet A imiş doğru cevap deyip işaretlemeyin. Hepsini tek tek deniyorsunuz. En doğru olan, en güzel olan, en kurallı olan, en anlamlı olan ne ise ona karar veriyorsunuz. Evet arkadaşlar ne yaptık? Denedik ve C şıkkının en doğru sıralamada olduğunu, en doğru şekilde anlamlı ve kurallı bir biçimde meydana getirildiğini gördük ve sorumuzun doğru cevabına ulaşmış olduk. Hocam bitti galiba. Evet Murat biz bu başlığı arkadaşlarımıza iki tane soru üzerinde anlattık. Bu anlatışın bir farkı vardı neydi? Konu anlatımıyla soruyu birleştirerek yaptık öyle değil mi Murat? Kesinlikle hocam. Evet sen mesajı aldın öyle değil mi Murat? Aldım hocam. Evet arkadaşlar da aldılar bu tür sorularda ne yapmaları gerektiğine doğru bir şekilde karar vereceklerdir. O zaman hocam arkadaşlarımız videomuzu beğendiyse beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.